Rast gele kapta. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. İyi yolculuk. Olsun. Üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu'nun içinden deniz geçen şehri Çanakkale. Ege'nin mavi sularını Marmara Denizi'ne bağlayan Çanakkale Boğazı, gelip geçen gemileri adeta kollarıyla sararak yoldaşlık eder. Çanakkale'nin engin ve bereketli suları yüzlerce balıkçıya ev sahipliği yapar. Kimi ufak teknelerinde kol gücüyle kürek çekerken, kimi ise büyük tekneleri ve tayfalarıyla ekmeklerini denizden çıkarır. Çanakkale açıklarında fırtına sonrası rüzgar dinse de balıkçılar yine de temkinli. Birçoğu yağmurlu geçen günü de denize çıkmadan geçiriyor. Ömer İkiz de Yeniköy Limanı'nın sakin sularına sığınmış bir balıkçı. Denize çıkamadığı günleri evim dediği teknesinde misine bağlayarak değerlendiriyor. Limana yakın yerdeki kıraathane böyle günlerde balıkçıları bir araya getirerek çay eşliğinde keyifli sohbetlerine sahne olur. Sessiz limanda salınan tekneler denize açılacakları zamanı bekliyor. Gün batarken çevresini kaplayan kızıllık balıkçılar için güzel bir havayı müjdeliyor. Yeni günle birlikte Yeniköy Limanı'nda hareketlilik başlıyor. Ömer Reis teknesini denize hazırlarken diğer teknelerde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Denize çıktıklarında en az 3-4 gün limana dönmedikleri için teknede içine buz doldurularak soğuk hava deposu yapılan 2 adet bölme var. Bu depolarda yemler ve yakalanan balıklar saklanıyor. Önce sipariş edilen buzlar geliyor, çuvallarla gelen buzlar depoya dökülüp sıkıştırıldıktan sonra hava almayacak şekilde üstü örtülüp tekrar kapatılıyor. Şoklanmış yemler geldiğinde de yine buzla doldurulmuş depolarda muhafaza ediliyor. Küçük balıkçı limanı, Çanakkale Ezine'ye bağlı küçük bir balıkçı köyü olan Yeniköy'de. Güzel havanın haberini alan Ahmet Özger Bir, Dikili'den, ailesinin yanından geliyor. Yaklaşık 7 yıldır Ömer Reis'le aynı tekneden ekmek yiyorlar.
Yan yana bağlanmış tekneler usta bir manevrayla döndürülüp çıkacak tekne dışa alınıyor. Hazırlıklar tamamlandığında limandan çıkış zamanı geliyor ve denize açılan teknelere karada kalanlar hayırlı dilekte bulunuyor. Başka ya kaptan! Sağ ol. İyi yolculuk. Olsun. Akşamdan balık yerine yakın bir yere demir atılıyor. Böylece sabah daha kısa zamanda balık tutulacak yere ulaşılıyor. Mehmet, hadi kalkıyoruz. Abi çaylar oldu. Sabah vakit kaybetmemek için çay ve bisküviyle yapılan kahvaltının ardından hazırlık başlıyor. Ahmet, donmuş yemleri çözülmeleri için depodan çıkarıyor. Ömer Reis her sabah yola çıkmadan önce seyir defterini işliyor. Ne
Donmuş yemler biraz çözülüp parçalandıktan sonra filelere doldurulup teknenin arkasından suya salınıyor ve balık yerine doğru yola çıkılıyor. Bu sefer de kullandıkları yemler bir çeşit kalamar. Şoklanmış yem balıkçıların pek de tercih etmedikleri bir durum. Balık taze yeme daha çok rağbet ediyor. Ancak her zaman taze yem bulunamıyor. Birkaç parçaya ayrılan yemler adeta dikiş diker gibi oltalara geçiriliyor. Leğenlerde kendi içinde bir düzeni bulunan misina ve oltalar yemlenerek hazırlanıyor. Her leğenin bir takım olarak adlandırıldığı bu sisteme paragat deniyor. Paraket olarak da bilinen paragat genellikle büyük balıkları avlamak için kullanılıyor. Her takımda 130 ila 170 arası olta bulunuyor. Her oltanın arası 4 kulaç, yani yaklaşık 7 metre oluyor ve takımın toplam uzunluğu 1000 metreyi buluyor. Hazır mı? Başla. Başla! Eskiden balık yerleri kerteriz alınarak hafızalarda tutulurken, şimdi GPS ve sonar cihazlarıyla nokta atışı yapılıyor. Batık veya kayalık bölgeler balıkların yemlendikleri sahalardır. Balıkçılar genellikle 50-60 metre derinliğinde olan bu bölgelere paragatlarını bırakırlar.
Dalgıçlar, dalgıçlar. Hazır yemlerle karnını doyurmak isteyen sadece balıklar değil, martılar da derine inmeden takım üstündeki yemleri kapma çabasında. İnsin takım. Kuşların başımız dertte. Bağlama daha, bekle. Biraz dolu bırak Ahmet. Sular zayıf. Taşla da çabuk insin bari ya. Başladım. Öyle mi? O zaman ağır atalım. Paragatın içindeki misinalar rüzgardan uçmasın diye üzerlerine küçük taşlar serpiliyor. Bu taşlar özellikle belli bir büyüklükte ve yuvarlak hatta seçiliyor. Böylece taşlar misinalara zarar vermiyor ve karışmasını engelliyor. Takımın belli metrelerinde yine özenle seçilmiş yuvarlak hatlı taşlar bağlanıyor. Böylece takımın dibe inmesi sağlanıyor. Paragatın ilk başlangıcı ve bitişinde de daha büyük taşlar bağlı oluyor. Bu sefer de 5 takım bırakılacak. 3 tanesi ilk noktaya bırakıldıktan sonra bir sonraki noktaya doğru yola çıkılıyor. GPS denen yer gösterici cihazın talimatları, sonarın dipteki yapıyı göstermesi ve Ömer Reis'in tecrübeleriyle akıntı ve rüzgar hesaplarını doğru yapması sonucu takımlar birer birer derin sulardaki hedeflerine iniyor. Güneş doğarken başlayan takım atma işi, güneş tepelerine yükseldiğinde ancak bitmiş oluyor. Balıklara 3-4 saat yemleri yemeleri için fırsat tanınırken, onlar da biraz dinleniyorlar. Yakınlarda avlanmaya çıkmış bir Yunus ailesi sessizce yanlarından geçiyor. Biraz dinlenmenin ardından bu kez takım toplamak için hazırlıklar başlıyor. Misinalar ellerini yarmasın diye parmaklarını bantlıyorlar. Böylece büyük balık geldiğinde veya takım dibe takıldığında rahatlıkla misinaya asılabiliyorlar. Denize bırakılmış takımın yerini belli etmek için takımın iki ucuna da bağladıkları beyaz şamandıraları alarak takımı toplamaya başlıyorlar. Öyle bu hadi. Oltadan ilk çıkan bir fangiri mercan. Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açıldığı yerde iki büyük adamız var. Gökçeada ve Bozcaada. Bunların dışında insan yerleşimi olmayan irili ufaklı birkaç ada daha var. Ömer Reis ve Ahmet, Gökçeada ve Bozcaada'nın açıklarında Türk karasularıyla Yunan karasuları arasında avlanıyorlar. Mercan, sinarit, lipsos ve orfoz avladıkları balıkların başlıcaları. Zaman zaman dolaşan misinalar vakit kaybettirse de bir takımın toplanması ortalama 40 dakika sürüyor. Balıklar dipten yüzeye çıkarken basıncın ani değişimiyle vurgun yiyorlar ve genellikle baygın bir şekilde su yüzeyine çıkıyorlar. Ömer Reis küçük balıkları veya yenemeyen cinsleri zarar vermeden oltadan çıkarıyor ve yüzeye çıkarken oluşan baloncuklarını patlatarak tekrar denize atıyor. Nasıl hava şeyi böyle patlatıyoruz. Nasıl canlı?
Üçüncü takım toplanırken sadece 4 balık var kovalarında. 2 fangiri mercan, 1 tragonya ve 1 lipsos. Çağırtına bakayım. Gıdı 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 gıdı. Uzun değişik bir cinsi bu benim. Hadi bırak. Yok bırakmayacak. Denizden çıkan balık dışındaki her tür canlı oluşum da yine ait olduğu yere bırakılıyor. Koloz balığı. Günün sonunda 5 takımdan, yani yaklaşık 600 oltadan çıkan balıklar bir kovayı doldurmaya bile yetmiyor. Bir kovayı doldurmayan balık için birkaç kova yakıt harcanıyor. Balıklar kabzımala teslim edilmeden birkaç gün daha onlarla kalacağı için deniz suyuyla yıkanıp buz deposuna yerleştiriliyor. Rotalarını limana doğru çevirdiklerinde yunuslar bu defa oyun için kesiyor yollarını. Balıkçılar arasında yardımlaşma esastır. Herkesin deniz üstünde bir gün yardıma ihtiyacı olabilir ve hiçbir balıkçı da diğerinden yardım elini esirgemez. Ömer Reis ve Ahmet çıktıkları bu sefer de taze yem bulamamış. Fazla taze yemi olan Tolunay adlı tekne yemlerinden bir kısmını ikize verecek.
Bozcaada yakınlarında karşılaşan iki tekne arasındaki sıcak dostluk, insana keşke karada da deniz görgüsü işlese dedirtiyor. En yakışıklı denizde balıkçı bunlar. Herhalde yalçın yok mu? Ben. Bozcaada 43 kilometre karelik yüz ölçümüyle Çanakkale Boğazı'na egemen olan çok önemli bir stratejik konuma sahip. Bu önemi sebebiyle tarih içinde çok sık el değiştiren ada, 1455 yılında Venediklilerden alınmasıyla Türklerin Ege'de eline geçen ilk ada olmuştur. Adanın kayalık kıyılarından ilerlerken merkeze yaklaşıldığında Bozcaada Kalesi tüm görkemiyle kıyıda yükseliyor. Tarihi Fenikelilere kadar uzanan kale, stratejik konumu nedeniyle sürekli bakım ve onarım görerek günümüze kadar gelmiş. Bozcaada kıyılarından geçen ikiz, günü arkasına alarak limana doğru yol veriyor. Yorgun gözler bu seferin emeği karşılamamasından dolayı düşünceli. Karaya ayak basmak bu defa onlar için pek keyifli değil. Yakıt, kumanya ve yem masraflarıyla emek karşılanmadı. Akşam yemeğinden sonra tekrar demir alıp yeni bir güne doğru yol vermenin zamanı. Dolunay'ın aydınlattığı sularda yol alırken limanın ışıkları yavaş yavaş uzaklaşıyor. Denizin engin ve bereketli suları onları bekliyor. Bu defa paragatlarını dolu kaldırmak dileğiyle yepyeni bir güne doğru umutla ilerliyorlar. Ömer kalk, balık geldi. Küpeleri de var mı? Takım mı? Tabii canım, bak. Oh canım, göreceğim balığı. Sony. Oraya ver. 5-10 metre var mı? 5-10 metre. İkişer. Hayır, geri gidemiyorum. Bu bağlamış. Bunları da bırakamıyorum. Bu bağladım ben adamım. Öyle düğüm atmışsın ki abi. Ne aşağı ne yukarı. Çıkarsın kafandan. Hani suya atlayıp kurtarayım desem kendimi odam.